Emma 5. şampiyonluğu Emma'nın. Tarihe geçti. Neler hissediyor? I mean it's great. You know, every competition. Gerçekten harika bir duygu. Her sezona, her yarışmaya kazanmayı isteyerek başlıyoruz zaten. Bu sezon da aynı şekilde başladık. EuroLeague Women çok iyi bir lig, çok iyi oyuncuların olduğu bir lig ve herkes kazanmayı istiyor. Bu şampiyonun bir parçası olma gerçekten çok mutluluk verici ve çok özel bir an. Stewart 35 sayı attı, final rekoru kırdı. Arkadaşını nasıl anlatır bize? She's a world class player. Gerçekten dünya standartlarında bir oyuncu. Bunu başardı ve hala bitmedi, hala devam ediyor. Birçok yılı var önünde. Yaptıkları inanılmaz. Ona çok büyük derecede saygı duyuyorum ve seviyorum. Şampiyonluktaki kırılma anını soracağım EuroLeague'deki. Hangi maçtı? You can never say that you have to play 40 minutes. Hiçbir maçın başında net bir şey söyleyemeyiz. 40 dakika boyunca oynamalıyız. Fakat birinci çeyrekten itibaren enerjimiz çok yüksekti. Eğleniyorduk, yüzümüzde gülümsemeler vardı. Bu maç bizim. Sadece buna devam etmeliyiz diye düşündük. Kimse bizi yenemezdi. O mindsette başladık ve devam ettik. Koç Malkovic bir kez daha kazandı. Onu nasıl anlatır bize? Genelde şöyle bir yanlış düşünce vardır. Kadınlar daha yumuşaktır diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çok kararlı, çok istekli. Daha fazla çalışmamızı istiyor. İster maç günü olsun, isterse maçtan bir gün önceki günü olsun. Her idmana %100 ile çıktık. %100 enerjiyle istedik, çok çalıştık ve onun önderliğinde finalde şampiyonluk geldi. Çok güzel bir duygu. Onun önderliğinde bunu başarmak için, başardığımız için çok onu duyuyoruz. Seni seviyorum. And then Mert teach me bende. Are you happy? Evet. Evet. Güle güle. Uzun senelerdir beklediğiniz Avrupa Kupası geldi. 9 Final Four, 5 final ve sonunda şampiyonluk. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum tabii ki. Ben sadece ikisinde buradaydım. Hani geçen yıl İstanbul'da kaybettiğimiz Final Four ve sonrasında bu sene kazandığımız EuroLeague şampiyonluğu. Geçen yılın ardından böyle büyük bir kupayı tekrar Final Four oynayıp tekrar kazanmak, bu sefer kazanmak gerçekten çok gurur verici. Ve mutluluk verici. Ben bütün takım arkadaşlarımla, staffımızla, bizim için mücadele eden yöneticilerimiz, bizi destekleyen taraftarlarımız, hani hepsi için çok mutluyum. Yarı finaldeki ilginç eşleşmeyi soracağım sana. Orada Eagle, karşı takımın pivotuydu. Eagle'la eşleştin. Onun boyu 1.97. Seninki biraz küçük kaldı. Nasıl bir eşleşmeydi? Yani evet, switch müdafaası yapıyorduk. Ben genelde switch yapmaya çalışıyorum, dışarıda kalmaya çalışıyorum ama bazen öyle pozisyonlar oluyor tabii ki. Benim onları pot altında tutmam zor, onların da beni üçlük dışında tutması zor. Kırılma anı, belki de Final Four'da devre arası konuşmamızdı yarı final maçından sonra. Evet, o maçın belki de ilk yarısının öyle geçmiş olması biz her zaman birdik ama kendi aramızda daha çok konuşmaya, daha mücadelemizi arttırma şansı tanıdı bence. Çünkü orada birazcık kendimizi kötü hissettik devreye öyle girdiğimizde ve bence kırılma anı, evet bence kırılma anı o devre arası diyebilirim. Kez Final Four oynadı. 5. kez finalde yer aldı. İlk kez şampiyon oldu. İlk şampiyonluğunda Stokes'a vardı. Neler hissediyor? Just incredible. Just to be inanılmaz bir duygu. Final Four'u ilk defa kazandık. Bu takımla birlikte oynayabilmek, bu takımla birlikte kazanabilmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu şampiyonluktaki kırılma noktası, anı ya da maçı hangisiydi? I don't know. They had such a bilmiyorum. Çok yetenekli bir takım. Dediğiniz gibi 9 kez oynadık. 5 kez final oynadık. Biz daha çok istedik bunu ve bu takımın parçası bu maçta yer aldığım için çok mutluyum. Koç Malkovic bir kez daha kazandı. Onu nasıl tanımlar? She's a very focused person. Çok odaklı, ne istediğini biliyor. O yüzden onun yolunda, bu yolda ilerledik ve hani kazandık. Fenerbahçe 9 kez Final Four oynadı. 5 kez final yaptı. İlk defa kazandı. Bu takımda da Sato yer aldı. Nasıl hissediyor? It's a big honor.
Bu büyük bir onur. Bu kadar tarihli bir kulübün bir parçası, bir takımın bir parçası olmak gerçekten inanılmaz. Çok çalıştık bu sezon içinde, her şeyimizi verdik ve karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Bu hayalimiz gerçek oldu. Şampiyonluktaki kırılma anını soracağım. Hangisiydi? I think the beginning, like we came out. Öncelikle final maçıyla ilgili. Kırılma noktası en başıydı. Hani gerçekten istiyorduk. Kazanmayı gerçekten istiyorduk. Bu maçı kaybetmeyecektik ve o mindsetle çıktık. Yarı final maçı içinde. Sanırım ikinci çeyrekteydi kırılma noktamız. O zaman haydi yapmaya, oynamaya başlamamız lazım diye düşündük. Üçüncü çeyrekte iyiydi. Skio çok iyiydi. Fakat dördüncü çeyrekte her şey kırıldı ve sonunda finale yükseldik. Definitely like experienced. Gerçekten deneyimli ve ciddi bir koç. Ne istediğini gerçekten biliyor. İdmanlarımızda da bunun üstüne çalıştık. İşte çok fiziksel, birebir çalışmalar yaptık. Gerçekten çok çalıştık ve finalde de onun istediği tarzda oynadık ve sonunda da amacımıza ulaştık.